Ne çukur benim biliyorsun? Acaba kimlerden sen? Kimlerde? Zancım Ali Bey'e diyor kadın. Kimlerde? Kim? Ne diyorlar siz sulara? Allah. Ablacığım tamam, nasılsın? İyi misin? Merhaba. Merhaba. Selam söyle akrabalara. Ben de sorun atarım. Tamam mı? Oyları ufaya kaptır görmesin. Ben karımı aradım. Öyle mi? Duymadıyız haberi. Hadi hayırlı olsun. Ben de izleyelim. Selam söyle. Tamam. Kardeşim kim dertleri de sen olsun. Hayırlı olsun inşallah hayırlı olur. Ama ben buranın Belediye Başkan Yardımcısıyım. 99 2004 2009 Belediye Başkan Yardımcısıyım. Şimdi kalsam da ben size veriyorum desem. Yalan söyleyeyim. Hayır ben bak kardeşim sizinle beraber. Allah'a emanet olun. Girelim. Abdülhas iyi misin? Allah sen de razı olsun. Gördüm. Daha iyi olur. Hatta buralara yolumuz düştü de buraya uğradık. Şimdi Büyükşehir adayız. Artık ayağımıza geliyoruz. Size hizmetkar olacağız ya. Yani. Sağ olun. Sağ olun. Bizde, bizde parti, pirti, inanç, düşünce, köken böyle bir ayrım yok. Böyle olacağız. Mustafa Sever. Sever soy ismine dikkat edin bak. Mustafa Sever. Mustafa Sever. Zaten doğru diyor. İnsanlar birbiri hepsi eşit doğarken zaten eşit doğmuştur yani. Aynen. Sonunda aynı. Biz yaradılan her ülkesini seviyoruz kardeşim. Yaradanı yaradanı yoktur. Sever soy ismi orada geliyor. Rahmetli dedem hakikaten halka adam. Saççım, ekonomist. Ömrü boyunca topluma hizmet edecek. Böyle bir adam. Ha, o değil, o Sever değil. Evet. Bakan yardımcısı Mustafa Sever. Bir de doktor evet. Mustafa Sever adını da olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Desteğinizi bekliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Hadi teşekkürler. Ayağa kaldıracağız. İnşallah. İnşallah. Bu teşekkür ederim. Aynı dediğiniz gibi. Bu coğrafyayı ayağa kaldıracağız. Belediyecilik nasıl yapılır? Kanalizasyonu, arıtması, battı çıktısı, raylı sistemi, gümrüğü adamı göstereceğiz. İnşallah. Üreden yatırım, üretim, istihdam. İnşallah iyi olur. Gözünü sevip ideolojiye asla bakmayın. Kim hizmet edebilecekse olur. Allah doğruya yardımcı olsun. Ben, bak bu memleketin kime ihtiyacı var? Bak malzeme var mı? Un var, yağ var, şeker var, helva yapacak ustalar. Evet, doğru değil. Bu ustalar talim vallahi. Ha bu adam iyi yapıyor. Ama helva, helvayı karıştırıp ortaya dökmeyeceğiz. Öyle bir helva ki tam damak tadınıza uygun olacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Kapımız. Ve de çok seviniyoruz. Vallahi çünkü muhabbeti balla kılmak için yan yana gelmek lazım. En büyük Alevilerden bir tanesi de benim. Hazreti Ali bizim bir kere başlarız. Ya şüphesiz ya. Kim sevmez Ali ya? Ali kim sevmez? Ali sevmeyen mi bu? Ali sevmeyen mi? Evet. Sen seviyoruz. Cümlenizi. Biz hakikaten anlayış olarak partimiz de aynı şekilde. Bizler kesinlikle ayrım gayrım öyle bir şey yok. Hasan Başkanım. Valla biz bugüne kadar ben Ankara'da devlette 23 sene çalıştım. En alttan en üst kademeye kadar, en son bakayan diyoruz. Hiç ne devleti yönetirken, ne de Mersin coğrafyasından bir gelen hemşehrimize şimdi asla partisi, görüşü, düşüncesi, kökenini hiç sormadım. Mersin'den mi geliyor kardeşim? Başımızın üstüne yiyor. Mersinli mi bitmiştir ya. Başkan ne türlü Gaktaki yukarıda bile ayrım olsa Mersin'de olmamalı. Gaktaki yukarıda bile gelmeseler, genelde gelmeleri lazım. Biz bu şehirde hep berabersek, beraber yaşıyor, beraber oturuyor, beraber acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşıyorsa
O zaman yanıya gelmemiz lazım. Ve benim serzenişim de odur. Kardeşim her gün camiye gidebilirsin. Günde beş vakitte gidebilirsin. İstersen ne kadar gide. Senin inancındır. Saygı duyuyorum. Açık gitmen lazım. Ama bir cenefi de buradaysa siz hele siyasetçilerin bir ziyaretgah yeri var. Orayı da bir ziyaret edin. Bir selam verin. Bu insanlar ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne konuşuyorlar, ne anlatıyorlar. Bize bir beklentileri var mı, yok mu, bir şikayetleri var mı? Bu yanlara gelince çözülür. Biz inşallah belediye başkanı olduğunda cami bizim için neyse belediyecilik açısından sebebi aynı olacak. Bizim hizmet noktasında biz camiyle cebevi partiden, AK Parti'den şikayetimiz yok cemevler açısından. Başbakanımızın söylemleri o söyler. Başbakanım da söyler. Ama biz yerelde bakarız hizmete. Evet, evet. Mesela İstanbul'a gittim. İstanbul'da cemevlerimizde belli hizmetleri duydum. Oradaki belediye başkanlarının hizmetleri çok teşekkür ederim. AK Parti belediye başkanı olunca yalnız AK Parti'ye oy verenlerin mi belediye başkanı? Vermeyenler de belediye başkanı değil mi? Ben İstanbul'da duyunca da sevindim. O açıdan işte belediye başkanlığının çerçevesini çizerken diyorum ki 15.800 km² Mersin coğrafyasında yaşayan 1.700.000 hemşehrimizin ve bütün canlıların belediye başkanı. Öyle şey yok. Partisi, düşüncesi, kökeni, inancı bizi ilgilendirmez. Biz hepsine sonuna kadar saygı duyarız, hürmet göstereceğiz. Ama hizmet noktasında hepsini sımsıkı kucaklayacağız. Eşit uzaklıkta değil. Evet. Eşit kucaklayacağız ve sımsıkı. Evet. Üst taraf tabelayı alalım. Ben alıyorum şu anda. Şey yapalım başkanım. Başkanım poz verin efendim. Bir fotoğraf alalım. Haydi alas bana yazıyorsunuz. Burada tabii hem esnaf ve sanatkarlar odamızın talebi hem bizim projelerimizden bir tanesi kesinlikle Mersin başta olmak üzere ihtiyaç olan bütün ilçelerimizde orta ölçekli sanayi sitelerini mutlaka kazandıracağız değerli arkadaşlar. Hem Mersin merkezde, hem Anamur'da, hem Silifke'de, hem Erdemli'de, hem Tarsus'ta inşallah. Bunun da müjdesini buradan sizlere vermiş olalım. Ve burada tabii şoförlerimizi yakından ilgilendiren gerçekten dolmuşçularımızın şu anda hem park etmede, hem yolcu indirmede, bindirmede çok ciddi sıkıntıları var. Burada uygun ceplerin yapılması noktasında, hem taksi duraklarımızın estetik ve standart bir şekilde gerekli altyapıyı, gerekli hijyen şartlarını tuvaletiyle, banyosuyla gerekli altyapıyı içerisinde barındıran estetik taksi duraklarını inşallah Mersin'imize kazandıracağız değerli arkadaşlar. Ve burada sürekli yapmış olduğumuz çalışmalarda esnaflarımız da gündeme getiriyor. Ve burada esnaflar diyor ki yani bir caddede halkın sürekli gelip geçtiği bir yerde bu memleketin bir tuvaleti yok, lavabosu yok. Gelip insanlar sıkıla büzüle esnaf dükkanını kullanıyor. İnşallah ihtiyaç duyulan bölgelere mutlaka halka açık tuvaletleri de inşa edeceğiz ve sizlerin, milletimizin, bölgemizin hizmetine sunacağız.